İskoç minyatürlerine devam edelim. Sahnede gene Max Judd beyazlarda oynuyor. Siyahlar George Henry Mackenzie. Evet. E4, E5. Atlar da çıkıldıktan sonra İskoç oyunun giriş olmuş oldu. Taş at da alınınca da merkez mücadelesi. Şimdi siyahlar ne yapıyor? George Henry Mackenzie ne diyor? Atla fili istiyorum diyor. O dönem romantik dönem olduğu için demek ki bunlar daha çok tercih ediliyormuş. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarın yardımıyla en iyi en kötü hamleyi görebiliyoruz. Hatta oradaki oyunları analiz edip kendimizi daha iyi geliştirebiliyoruz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanabiliyoruz. Evet. Nerede kalmıştık? Açılış evresinde hafif taşlar gelişiliyor dedik. Bir merkez mücadelesi var İskoçka oyununda. Evet. Vezir çıktı. Genelde değil mi? Açılış ilkelerinde vezir çıkılmaz. Önce hafif taşlar gelişir. Rok. En son kale ve vezir. Evet. Vezir çıkıldı. Niye vezir çıkıldı? Burada vezirle at ve siyahta giden fil beyazın yani Max Jut'un atını istiyor. Bir iki koruyan var. 1, 2, 3 istek var. Üçüncü koruyanına geldi. Artık at değişimi olamaz. Şimdi diğer atını geldi. George Henry Mackenzie diğer atını geldi. Amaç ne? Kısa rok yapıp kendini güvenceye almak. Evet. Beyazda giden fil de çıkıldıktan sonra zayıf piyona bakılıyor. Hangisiydi zayıf piyon? Siyahın F7'deki eri. Evet. Beyazın hangi eri zayıf? F2'deki eri. Niye? Çünkü şah tarafından tutulduğu için. Evet. Evet. Şahla tutulduğu için demiştik. Burada kısa rok yapmak çok iyi olurdu. Niye? Çünkü hazırlamışız. Hemen kısa rokumuzu yapalım. Burada vezirle G2 piyonu alınıp orada bir takım rahatsızlık oluşturulma düşüncesi olabilir, değil mi? Başka? Vezirle E4 piyonu da alınıp fil açmaza alınabilir düşüncesi. Evet. Hemen beyazlar ne yapmış oldu? Kısa rokunu yapmış oldu. Ben dedi bu kadar gerilime dayanamam. Bir an önce rokumu yapayım dedi muhtemelen ve yaptı. Evet burada da siyahlar ne yapmış oldu? Beyazda giden filini yolunu açmış oldu değil mi? Beyazda giden filini yolunu açmış oldu. Aynı zamanda ne yapıyor? Merkezde de ben de varım sözü var. Evet bakalım. Evet. Ata at değişti. Evet. Taş değişimi. Şimdi burada ata at değiştikten sonra alınırsa filini kaçarım diyor. Değil mi? Ya da merkezdeki piyonunu alabilirim diyor beyaza giden filini. Evet. Piyonla alındı. Evet. Hiç umulmadık bir alışveriş. Beyaza giden fil tercih edildi. Şah ve mat. Nasıl oldu mat? At koruyor. Vezir alınamaz. Şah ve mat. Biz ne diyoruz bunun için? İşte rok yapmanın önemi. Rok yapılmazsa böyle şahımız ortada olursa böyle bir takım sıkıntılara maruz kalabiliriz. Tabi askerliği yapmış olanlar bunu daha iyi bilirler. Ne yazar askeriyede Türk Silahlı Kuvvetleri'nde? Önce emniyet, sonra hareket. Evet. İskoç minyatürlerine devam ediyoruz. Beyazlar Siebert Tarrasch zamanın güçlü oyuncularından değil mi? Evet, hatta bir karikatürde stetoskobuyla satranç tahtasını dinlediği çizilmiş. Siyahların ismini bilemiyoruz. Acaba neden?
Oyunumuza geçelim. E4, E5. Evet, buraya kadar. Evet, bu İtalyan açılışı değil mi? Evet. Ama açılışların dönüşümleri var değil mi? Evet. D4 gelince D4 gelince üst koç oyununa dönmüş. Şimdi burada siber taraş gördüğünüz gibi siyah, merkezde bir söz sahibi oluyorum diyor. Evet. Piyon alınınca da muhtemelen bunu da alır diye düşündü. Evet. Ne diyoruz buna? Satrançta sezgi çok önemli. Özellikle iyi oyuncularda olan bir özellik. Hissediyor değil mi ne oynayacağını? Evet, burada da piyonla toplamaya çalışıyor siyah. Ama beyazdan yani siber taraştan F7'yi patlattı. Şah çekti. Fili feda etti. Niye acaba? Evet, roku bozulmuş oldu değil mi siyah? Evet, alınca da şah deyip ne yapmış oldu? Siyahta giden filini düşürmüş oldu. Böylece siyahın roku bozulmuş avantajı bu olmuş oldu. Bir piyonda kar var normalde değil mi? Evet. Çünkü F7'deki piyonu aldı. Evet, çapraza gidince değil mi? Eski yerine gidince bu sefer vezirle tekrar şah çekildi. Piyonla sürülünce fil alındı. Şimdi vezir isteniyor. Vezire vezir gel değişelim deniyor. Sadece vezir mi isteniyor? Yok. Aynı zamanda E4. Taraş buyur alabilirsin dedi E4'ü. Alınca da evet. Çünkü piyonları topladığını görüyoruz siyahın. Biz bu oyunculara ne diyoruz genelde? Piyoncu diyoruz değil mi? Ya da piyonist. Tabii ki bu satranç oyununda şaka bir yana bu şey bize herhalde tavladan geçmiş. Öyle değil. Evet. Türk toplumu esprilidir biliyorsunuz. Şah denince de şahın normalde yolu kapanıyor ama taraş kapatmamış. Niye kapatmamış? Çünkü E hattı açık. Kaleye gelebilecek. Şahını da koruyorum diyor. Zaten tahtaya bakarsanız merkez açık. Bakın merkez açık. Siyah daha gelişmemiş. Roku da bozuldu. Nasıl ne yapacak bilmiyoruz. Evet şimdi kale istekte zaten. Kale gidiyor değil mi? Bakın siyah uzun çaprazda vezirimiz var. Kaleyi aldı mı zaten oyun üstünlüğünü kuracak. O yüzden terk etmiş. Biz buradan bir devam edelim. Vezirle şah. Fil çıkıldı. At gelindi. Ata at değişelim denildi. Şimdi gördüğünüz gibi kaleyi tutuyor. Evet, çok tehlikeli bir hamle değil mi? Şimdi kontrol ediyor. Evet. Nereyi? Şah'ın yakınlarını. Vezir Şah'ın yakınına geldi. Evet. Ben olsam Şah'ı ben de kaçardım. Vezir isteniyor. Vezir sağlam yere girince de bakın burada kale isteniyor. Şah denilince şah kaçıldı. Bakın atı gelmedi. Niye? Çünkü at da şah çekip veziri çatallayabilir değil mi? At çatalıyla. Evet. O daha iyi bir hamle. Evet. Kale de aynı zamanda istekte. Kale kaçılınca bu sefer dediğimiz hamle yapılıyor. Ama
kaleyi çatallanmış oluyor değil mi? Şimdi biz de olsak biz de kaleyleriz. Vezir verilmez. Evet. Şu anda tahtaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Kalesi olmayan bir siyah vezir. Vezirler değişildikten sonra diğer taşlara değiştirme fazla bir kareyle oyun sonuna girilirse zaten bir kazanç olur. O yüzden görmüşlerdir. Muhtemelen terk etmişlerdir. Çok güzel bir oyun. İskoç minyatürlerine devam edelim. E4, E5 ve İskoç oyunu. Evet, gördüğünüz üzere romantik dönemde siyahlar siyahta giden file standart geliyor. Bakın burada at iki hem at hem file istendiği için vezir tutamaz. Bilgisayar ne diyor? Siyahta gelen filin gelişme devam et diyor. Beyaz da ne diyor? Ben diyor. Ural Altaylar'dan Anadolu'ya at üstünde geldim diyor. Gördüğümüz gibi atla bir atağa kalkıyor. Bilgisayarda soru işareti ünlem. Ne yapmaya çalışıyorsun diyor acaba? Evet, koruyan taş yok edildiğinde çalışıldığı gibi E4. Aynı zamanda siyah ne yapmış oldu? Beyazda giden filin yolunu açmış oldu. Ama burada bir atla şah çekildi. Atla şah çekilince rok bozuldu. G7'deki piyon alındı. Avantaj mı, dezavantaj mı göreceğiz. At geriye geldi. Evet, gördüğünüz gibi bir taşla açılış ilkelerine tekrar dönelim. Bir taşla birkaç kere oynamayalım. Çünkü karşı taraf gelişir sözü var. Ne yapmış beyazlar? Atla birkaç kere değil, hep atla oynamış. Doğal olarak at istekte. Özür dilerim, evet. Şimdi at kaçılınca da ne yapmış oldu? Siyah gelişimine devam ediyor. Burada kaleyi veya siyah beyazda giden fili geliştirse daha iyi olur. Bir F2 siyahta giden file patlatıp ne yapmış oldu? Fili bedavadan vermiş oldu. Rokunu bozmuş oldu. Şah, evet, atla at alınamaz. Niye? Açmaz da. Evet. Şah G1'e geldikten sonra da ne yapmış oldu? Kaleyi geldi değil mi? G7'ye şaha göz dikti. Atlar almak iyi değil. Savunan taşı zaten at değil mi? Savunan taşını kendisi ortadan kaldırmış oldu. Vezir G2 tutacak muhtemelen. Evet. Amaç o. Bir de siyahlar ne yapmış oldu? Filin yanında bir de kaleyi feda etti değil mi? Feda etti. Acaba bir kötü niyeti mi var? Hemen anlaşıldı. Şah deyince tekrar G1'de başka yere gidemiyor mu? Gidemiyor. Gidecek bir yeri yok. G1'de sıkıştı kaldı şah. Gördüğünüz gibi beyazın kalesi de köşede atıl durumda. Diğer vezir kanadındaki kale, at, fil yerinde duruyor. Biblo gibi. Siyahın da çok fedası var ama fille, vezirle şah çok yaklaşmış durumda. Hatta kaleyle bir şah çekerse mat yapabilir. Dikkat etmek lazım. Bakalım ne oynamış. Piyonu sürmüş. Şimdi amaç ne burada? Buradaki amaç vezirle şah ve mat yapmak değil mi? Evet. Peki vezirle piyon alınırsa ne olacak? Vezirle piyon alınırsa
Ne olacak? Şimdi ona bakalım. Şimdi bunu alırsa bakın. Gördük mü? Mat var, evet. Fille gelse dahi fil anlıyor, şah ve mat oluyor. O yüzden piyon alınamaz. Peki vezir mi vereceğiz? Veziri kaçalım. Buraya kaçamıyoruz. Vezir alır, aynı şey alır. Buraya kaçtı. Bu sefer buradan şahmat var. Evet. O zaman bilgisayar dinleyelim. Vezirden vazgeçelim. Bu sefer de vezir kaybedilince planımız vezir, şah. Evet, iki vezir. Zaten bundan sonrasını görmeyelim, incelemeyelim. Gördüğünüz gibi siz de böyle oyunları inceleyip analiz edip hatta bilgisayar analizi de isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da bakın. Vahim kusurlu hamle diye. Aynı zamanda gördüğünüz gibi İskoç oyunu klasik varyasyonun bulmacalarını da çözüp kendinizi geliştirebilirsiniz. Teşekkürler.